O pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı'ndan derhal çekiniz. Size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır. Reformları birbiri ardına hayata geçirecektir. Cumhur İttifakı pazarlık üzerine inşa edilmeli dedi. Kürsüden ittifaka ilişkin güçlü mesajlar verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın. Cumhur İttifakı Türkiye'nin yegane umudu, yedi düvele karşı güvencesidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'ni gizli anayasa taslağı hazırladığı iddiası üzerinden eleştirdi. Onu bunu bırakın da mahremiyet içinde Türksüz anayasa taslağını nasıl hazırladınız? Buna cevap verin. Atatürk'ü anayasadan çıkarırken hiç mi yüreğiniz sızlamadı? Alaaddin Çakıcı'yı dava arkadaşım sözleriyle bir kez daha savundu MHP lideri. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek, mafyayla tanışmak istiyorsa birlikte yürüdüğü, birlikte anayasa hazırladığı teröristlere baksın, onların yüz hatlarını dikkatle incelesin. Gündeminde CHP'li Ünal Çeviköz'ün Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Biden'a yaptığı çağrı da vardı. Yeni nesil mandacıların partisi olan CHP mi ülkeyi dirliğe ulaştıracak? Zillet mandacıdır, melanettir, vasi arayışındadır. Ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözleri. Sayın Arınç, nereye varmak, ne yapmak istiyorsun? Aslına mı çekiyorsun, nesline mi dönüyorsun? Nedir seni teröristlere sempatiyle baktıran? Demirtaş teröristtir.